Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Games of War oyunun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi haftaya ilk bakış videomuzu çekelim. Peşinden de ikinci bir videoyla kısmetse etkinliklerimize başlayalım. Hemen bakalım şimdi Soulforge'a neler gelmiş, yeni etkinliğimiz ne, bu hafta hangi krallığın haftası, neler bekliyor bizi, az çok bakmaya çalışalım. Hemen öncelikle haberler kısmından başlıyorum. Evet, şu an ne diyor bakalım, yeni bir epic karakter gelmiş. Epic geldiğine göre herhalde bize bir 6000 civarı, 6400 vesaire civarı bir şey yetecektir. Bir mitik karakteri direkt elde edebilmek için, ama bunun özelliklerine şimdi gidelim bir dükkandan bakalım, sonra buraya dönüp diğer detayları okuyalım. Hemen dükkana giriyoruz, haftalık etkinlik diyoruz. Bakın, Eldritch Minion tıklıyorum. Şimdi kendisi epik bir karakter. Kaç tane kopya bize yetiyor ona bakmadan önce, bakın normalde bir tane alırsanız 400 saygınlık puanına geliyormuş ve 2 tane saygınlık anahtarı, 10 altın anahtar, 5000 altın, 2 arcane kan taşı veriyor, beceri taşı, 4 tane de küçük su beceri taşından veriyor. Bakalım, epik için 6 tane, mitik için 16 tane yetiyor. Bu da 6400 ediyor aynen. 1 artı 15 kopyasıyla. Tabii siz ekstra 3 tane istiyorsanız ekstra 3 tane daha alabilirsiniz. Elinizde 4 tane olsun diye, ama zaten etkinlik anahtarı kullandığınız zaman sandıklardan bulma ihtimaliniz var hafta boyunca. Özellikle de haftanın son gününe artık tabii ki dikkat edeceksiniz ki yapacağınız bir şey varsa da tamamlamak için. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Bir bakalım nasıl bir şey kartmış, ne özellikleri varmış, bir bakalım. Şimdi ne diyor? Bütün kahverengi manaları mora çeviriyormuş. Ve de eğer düşman lanetli ise manasının yarısını geri alıyormuş. Kaç mana ihtiyacı var? 12. Demek ki 6'sını hemen dolduruyor. Üstüne de yan becerilerine baktığımda bakın, ne zaman kuru kafayla hasar verirsem lanetliyormuşum düşmanı. Dolayısıyla bunu öne koyarsak demek ki hem mana desteği verecek. Yani bir çeşitli kahverengileri mora çevirirken kontrol edeceksiniz eşleşmeleri. En az bir dörtlü varsa o zaman çevirirseniz işinize yarayacak. Bir yandan da o zamana kadar kuru kafa saldırıları yaptığınızda lanet de ekleyeceksiniz. Ekstra olarak tüm düşmanların 2 tane yeteneğini azaltıyormuş. Bu da tabi saldırı gücü, can hazır, habibi gücüne gelebilir. Ve başlar başlamaz manası dolu başlıyormuş. Yani yeteneğiniz hazır olacak. Burada maksat mesela ne diyordu? Eğer düşman lanetliyse manasının yarısını geri alır diyordu. Demek ki bakıyorum, biz de başlar başlamaz kuru kafa saldırısıyla başlarsak bir lanetleme şansımız olur ve de üstüne yeteneği de hazır olduğu için kullanırsak, tabi kahverengi mor eşleşmelere bakarsak kullanışlı bir karakter haline gelebilir. Bu karakteri de yine arkadaşlar, bu karakterler böyle daha sonra da sandıktan aramaktansa şimdi fırsat varken hep oynuyorsanız almak mantıklı. O yüzden ben size hep diyorum, bir hafta öncesinden bir 1500 elmasa kadar biriktirmeye çalışın. En azından bir 1000 olursa elinizde, Lonca'daki bağışlardan da bir 500 yaklaşık gelir. Zaten günlük olarak yapacağınız günlük görevlerden vesairelerden de elmaslar, şunlar bunlar gelebiliyor. Dolayısıyla yine birikiyor, 1500'e ulaşıyorsunuz, etkinlikleri de kaçırmıyorsunuz. Şimdi bunu ben alacağım. Hemen bunu alalım. Şöyle 16 tane alıyorum 6400'e. Hemen veriyorum. 15.000 küsürüm vardı benim de bakın. 15.250 vardı. 6.400'e aldım. Hem de ekstra her bir kopya içinde ekstra burada bakın beceri taşı 32 tane. Arcane kan beceri taşı geldi. Küçük su beceri taşı 64. 80.000 altın, 32 saygınlık anahtarı ve 160 altın anahtar. Yalnız arkadaşlar anahtarları hemen harcamayın. Çünkü biliyorsunuz campaign başladı yine yeni hafta. Dolayısıyla o 100 yıldızı da tamamladıktan sonra yapın ki görevler içerisinde anahtarla işte açacağınız sandıklar isteyebilir. Böylelikle de sandıklarınızı görevleri yapmak için açarsınız. Ve campaign tamamlanınca bu haftanın ki zaten dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bunun dışında resource kısmında, kaynaklar kısmında her hafta biliyorsunuz 180 saygınlık puanına bir yağmalama hakkınız var. Toplamda da 10 yağmalama hakkınız oluyor. Şimdi buraya girelim. Bakın 10 tanesi 1800 saygınlık puanla yapacağız ve burada asıl olay 10 tane etkinlik anahtarı alabilmek biliyorsunuz. Onun dışında 20 hazine haritası, 1000 ruh puanı, 5000 altın veriyor ekstra. Bunları da alıyorum. Yani bu hafta 6400 artı 1800, bu da 8200 ediyor sanırım. Gördüğünüz gibi 8200'ü hallettik. Şimdi yine yeni haftaya kadar ya da özel bir duruma kadar bir 15.000'e daha tamamlamaya çalışacağız. Bunu da aldık. Hemen haberlere devam edelim. Bu arada bakın, yeni bir efsane karakter var diye hemen sistem bir haber attı bize.
Bakın bu yeni karakterleri bulmak için de işte anahtarlarımızı gereksiz harcamazsanız böyle özel durumlarda kullanıp bulma şansınız olur. Yoksa anahtarlarınızı da bulamazsanız uğraşırsınız, çıkaramazsanız da gelecekte artık normal bir şekilde sandıklardan arayacaksınız. Ne diyor bakalım? Bakın mor manaları büyük kırmızı kuru kafalara çeviriyormuş. Eğer Eldritch Minion yani bu haftanın yeni karakteri takımımdaysa diyor. 3 tane büyük kırmızı kafa daha oluştururum diyor. Ve de eğer takımda boş yer varsa Eldritch Minion yeni karakteri de çağırırım diyor. Yani dolayısıyla bu haftanın şimdi az önce aldığımız karakteri biraz sonra mitiğe çıkarabileceğiz. Becerilerini falan açacağız biliyorsunuz. O karaktere bakın destek olacak bir karakter. Uhkaşka bunu bulmaya çalışacağız. Peki nasıl bulacağız? Bakın ne diyor? Bunu etkinlik sandıklarından bu hafta bulabilirsin diyor. Demek ki bakın bu hafta etkinlik sandığını özellikle de Ufkaşka için de harcayacağız. Hem de bir yandan Eldritch Minion'u az önce aldık. Bunu da almış olacağız. Haberlere bakalım. Devam edelim. Şimdi yeni karakter Eldritch Minion'u aldık. İkincisi bakın yeni efsane karakter Ufkaşka'yı söylüyor. Bakın sadece diyor etkinlik anahtarıyla bu haftalığına bulabilirsiniz diyor. O yüzden bol bol etkinlik anahtarlarımızı kullanmanın vakti. Ufkaşka'yı da bulalım diye. Tamam, diğer haberimize bakalım. Kaos devam ediyor bakalım ya da devam ediyor değil. Continuing yazmıyor. Containing yazıyor. Yani taşınıyor gibi bir şey. Kaos. Ne diyor? Yeni bir dünya etkinliği. Tamam, loncamızdaki oluşan etkinlik büyük ihtimal madalya etkinliği bu. Hemen ona bakacağız birazdan. Devam edelim. Bakın campaign'in yenisi açıldığını söylüyor. Yine geçen arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Bunu da şimdi göstereceğim yine. Campaign'de o yıldızları tamamladığınızda, artifact seviye atladığında orada size özel karakteristik veriyor. O da sizin takımınızdaki karakterlere yansıyor. Devam edelim. Bu hafta nerenin etkinliğiymiş? Bakın Karakut Krallığı'nın haftasıymış. Ve Karakut da büyü gücü desteği veren bir krallıktı. Benim özellikle geliştirmeye çalıştığım krallıklardan bir tanesiydi. Dolayısıyla ekstra gelişim hakkım varsa da kaçırmayacağım. Yine bakacağız. Karakut krallığının karakterlerinin yetenekleri %10 artacak. Bu tabi saldırı gücü, can, zırh, büyü gücü hepsi için geçerli. Aynı zamanda şeytan türünün de haftasıymış. Şeytan türünden tüm yaratıkların yetenek gücü de %10 artacak. Yani yine saldırı gücü, can, zırh, büyü gücü hepsi olabilir. Yani hepsi olabilir demeyeyim hepsi. Ve ikisi birden birleşikse yani hem Karakut krallığından hem şeytan türü ise tabi toplamda %20'şer hepsi artmış olacak. Üstüne de diyor ki bu Eldritch Minion'a bir takıma koyarsan ve çok öncülü kısımda ya da keşif kısmında kullanırsan her savaştan sonra 40 ruh puanı alacaksın diyor. Öyle de bir ekstrası var. Şimdi önce postalarımızı bir alalım. Hem loncadaki arkadaşların yaptığı bağışlardan gelen elmaslar ödülleri alalım. Bir de geçen haftaki madalyamız, rozetimiz ve tokenimiz biliyorsunuz o madalya etkinliğinden kalan onları da alalım. Hemen bakın geçen haftadan kalanlar bize geldi. Şimdi ödüllerimizi de alalım. Bakın burada yine loncadan gelen görevlerde bağışlardan gelen ödüllerimiz var. Biz de şimdi bağışımızı yapacağız. Gidip çok güzel genel topluyoruz. Bakın sırf oradan bile bayağı bir şey çıkardık. Hatta bakın 2 tane etkinlik anahtarı gelmiş. 10 tane de elmas anahtar. Üstüne 290 da elmasımız olmuş. Çok güzel. Üretim parçalarımız vesaire. Şimdi bunu da aldık. Bunu aldıktan hemen sonra şimdi bir diğer bakacağımız günlük teklifler neler bir bakalım. Ne diyor? İşte bakın değerli taşlar veriyor. Üstüne de 2000 üretim parçası veriyor. Tabi bunlar önemli ama buradan alıp almamak size kalmış. 200 elmas. İkinci önerisi de külçe. Külçeler için çok bir şey almanızı tavsiye etmiyorum ama 20 elmas istiyor. Fakat bunlar hem günlük yeraltı krallıklarında devlere girerek toplayabileceğiniz gibi hem de bu işte Nomepalooza bastığınızda gelen nomlardaki mekanomlardan külçe atabiliyor. Onun dışında nomlar her yerde etkinliğinde zaten bolca nom kesmek isteyebilirsiniz. O zaman da toplayabileceğiniz külçeler yine tercih size kalmış. Burada da size kaç tane veriyor bakayım? 10 tane veriyormuş ultra nadir. Yalnız unutmayın onlar kalitesine göre o kalitedeki silahlar için. Yani ultra nadir bir külçe, ultra nadir bir silah için geçerli. Yani çok da şart değil. Günlük görevlerimizi yine yapacağız ama bir kontrolümüzü yapalım. Bakın elmas görevimiz varmış, üretim parçası görevimiz varmış. Bunlar çok önemli. Ruh puanı da var. Onun dışında yine oyunlar kısmına bir girelim. Zindana bakayım.
Yine bakın üretim elmasları, üretim parçaları, safirler var. Bir de ekstra olarak burada artık 50 elması her gün veriyorum ve buradaki ikinci kısımdakileri 50 elması alıyorum. Dolayısıyla geçen hafta 350 elmasımı da zaten bu şekilde harcamış oldum. Yani artık bu şekilde harcadığım için biraz daha elmasım daha çabuk tükeniyor ama bu sefer de artık çok da gerekli görmediğim etkinliklere harcamıyorum. Çok gerekli olduğu etkinliklerde elmasımı yine 500 civarı harcamaya dikkat ediyorum. Şimdi gelelim diğerine. Soulforge'da neler var ona bakacağız ama önce şu karakter aklımızdayken gelişimini halledelim. Yeni karakter biliyorsunuz. Hemen Eldritch'i alalım. Sonra da Lonca'ya bağışımızı yapıp Soulforge'a da bir bakalım. Şu Eldritch yeni karakter. Şu kadarını yazalım. Niye çıkmadı? Yanlış yazdım o zaman. Minion'ı yazalım. Belki o zaman buluruz. Tamam. Güzel. Neyi yanlış yazmışız? Eldritch. Ha, Eldritch'miş. Tamam. Şimdi bunu hemen gelişimini yapalım. Kopyaları almıştık biliyorsunuz. Önce kalitesini hemen mitiye çıkaralım. Çok güzel. Bakalım beceri taşlarımız yetiyor mu? Onu kontrol edelim. Beceri taşlarımız da yetiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bütün yeteneklerini de açalım. Onun dışında seviyesini de maksimum 20'ye çıkaralım. 6145 ruh puanı istedi. Onu da verdik. Ve gördüğünüz gibi karakter hazır. Gelecekte elit yapmaya karar verirsek madalya fedalarıyla yapabiliriz. Karakteri hazırlamış olduk. İşte bakın her hafta yeni karakteri alırsanız böyle böyle gelecekte aramanıza gerek kalmıyor. Ve elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bugünkü Ukaşka karakteri de efsane olduğu için zor bulunabilen bir karakter olduğu için işte etkinlik anahtarını bu hafta kullanabilmek o yüzden önemli. Şimdi loncamıza dönelim. Bağışımızı yapalım. Bakın kaos görevi devam ediyor. Bunu günün ikinci videosunda paylaşacağım detaylarını. Hangisi kaç puan getiriyor? Neler var neler yok? Bu detaylarını vereceğim size kısmetse. O yüzden onu sonraya bırakıyorum. Lonca'ya girelim. Bu haftaki bağışlarımızı yapalım. Evet şu an bakıyorum 100 elmaslık bir kısım açıkta kalmış. Burayı gerçi arkadaşlar tamamlıyor da 450 bin istiyor. Ve burası tamamlanıyor. Buraya bir 450 bin vereyim ben. Ben tamamlamış olayım. Güzel. Bunun dışında da şimdi etkinlik anahtarı veren kısımlara biraz ağırlık verebilirim. 450 bin verdik. Bende ne kadar kaldı? 4800 kaldı. Biraz daha verebilirim. Mesela buradan etkinlik anahtarı bir tane veriyor. İki tane daha veriyor. 165 bin etti. 2 daha 315 bin de buraya vereyim. Böylelikle de ben de bağışımı yapmış olayım. Çok güzel. Burada 100 bin de şu kaos parçası kısmına vereceğim. 36 veriyor. Bunlar daha sonra lazım oluyor. Bir 100 bin de buraya verelim. Loncamıza faydamız olmuş olsun. Güzel. Şimdi biz de üzerimize düşeni yaptık. Ve yine arkadaşlar söylüyorum. Bir loncaya girmediyseniz mutlaka girin. Ve loncaya girdiğinizde de yine bakacağınız şeyi tekrar söylüyorum. Buradaki heykellerin seviyesi en az 100 seviye olmasına dikkat edin ve de roster kısmından herkesin özellikle kupayı seçerek bir filtre atıp kimlerin ne kadar aktif olduğuna bakmaya çalışın arkadaşlar. Bakın şimdi yeni hafta başladı. Tekrar kupalar biriktiriliyor. Ve genel toplamlar da altta gördüğünüz gibi. Benimki mesela şu an ne durumda? Daha hiçbir şey yapmadığım için sıfır tabii bu haftanınki ama şuradan bakalım bulabilirsem. Bir bakayım. Kendi karakterimi göremedim. Ha burada. Bakın şu ana kadar 20 bin küsür zaten toplamışım. Ve bu hafta şimdilik 16 burada. Şimdi yaptığımız şeylerden vesairelerden geliyordur. Birkaç savaş yapmıştım. O da şeyden dolayı evcil hayvan etkinliği başlattı bir arkadaşımız. Dolayısıyla onu hemen yapmam gerekti. 8 savaş. Onu yapınca da ikişer kupa gelmiş. Bakın 16 kupa olmuş. Yoksa ekstra bir şey yapmadım. Yavaş yavaş ilerliyor. Bu da aktifliği takip etmek için önemli. Gelelim Soulforge'a neler var? Bir bakalım. Şimdi ben burada direkt tabii ki şeye geçeceğim. Karakterlere ve silahlara. Karakterlere gelince bu çağırma taşlarının içinde yine baştaki sıradan yanındaki nadirler dışındaki altın sandıktan yine bolca bulunabilir. Buradaki ultra nadir mavi ve epik olan morlara bakarsanız sizde eksik olan biri varsa yine 8'de 1 ihtimal arayabilirsiniz ama değerli taş harcıyor üretirken onu unutmayın. Gelelim karakterlere. Şimdi Gorgota geçen hafta var mıydı hatırlamıyorum ama
Bir bakalım. 22 tane manayı bakın patlatıyor. Ve de kendi üzerinde olumsuz etki varsa temizliyor. Yine mana desteği verebilecek bir karakter. Vizyon var. Buna bakıyorum. Bakın doğrudan canlara bölerek hasar veriyor. Ve de tüm düşmandan mana emiyor. Yani düşmanı biraz geciktiren ve cana alan vuruşu yapan bir karakter. Ama verdiği hasarı arttıran özel bir durum göremediğim için. Yani düşük kalabilir değer. Garuda var. Bakalım. Ateş fırtınası başlatıyor. Bolca kırmızı mana akacak demek. Ve de ne diyor? Tüm düşmanlara 21 hasar verir diyor. Ve de bu hasarını etkileyen bir özel durum yok ama bir büyü gücü kazanır diyor. Ve de her bir kırmızı mananın 3'te 1'i kadar daha büyü gücünü arttırıp sadece yeteneğindeki gücü arttırıyor. Yani hasar artıyor ama hasar yavaş bir şekilde artıyor görünüyor. Yine de bunları şu açıdan da düşünebilirsiniz. Hani koleksiyon tamamlamak birer tane almak için bile düşünülebilir. Leonis Kulesi zaten vardı. Scroll vardı. Oneiros var. Bakalım. Ne diyor? Tüm düşmandan 7 mana emiyor. Dolayısıyla düşman hazırlığını biraz erteletiyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Ve de fire ateşi yakıp bir de normal ateş yakıyor. Fire ateşi biliyorsunuz eğer yanıyorsa yeşil bir ateş düşmanda yetenekle vurduğunuzda %50 fazla hasar veriyorsunuz. Ve de yanıyorsa da her tur 3-3 canından gidiyor bildiğim kadarıyla. Ve de takımda yer varsa en az bir en fazla 3 tane Nightmares karakteri çağırıyormuş. Şunları yine yan becerilerin üzerinde çok durmuyorum. Ama burada dikkatimi çeken şu oldu Oneiros'ta. Burada bakın her dörtlü veya üzeri eşleştirmede 2 tane vahşi kart oluşturuyormuş. Bunları nasıldı sanırım? Hani Joker mana gibiydi. İstediğiniz renkten sayarak eşleştirebiliyordunuz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bir aralar vardı. Yine bu kartı kullanıyorsanız ondan da faydalanabileceksiniz. Onun dışında Pledge gelmiş. Bir bakalım bakın mitik karakter. Şimdi bakın diyor ki tüm düşmandan şu anki büyü gücüyle 19 tane rastgele yeteneğini kaldırıyor. Yani büyü gücüne gelirse yeteneği sıfıra kadar inebilir. Temelde kalabilir, zayıflayabilir. Saldırı gücüne gelirse sıfıra kadar bile inebilir. Ya da işte canına zırhına inebilir. Hatta canı sıfıra düşerse direkt zaten yok olur biliyorsunuz. Etkili ve de zehirleyip hastalık yayıyormuş. Yani güzel bir karakter olarak görünüyor. Hem de her dörtlü beşli eşleştirmede rastgele herhalde 3 tane yetenek puanını kaldıracak ki bu da çok iyi. Yani bu karakter yine güzel bir takımla kombinasyon yapılırsa bence çok etkili olabilir. Yine 4000 tane üretim elması istediği için işte o zindanlardaki ekstra 50 elmas vermemin sebebi böyle özel bir karakter yapmak istediğim zaman bunların için çok uzun beklememek. Bakın şimdiden bile 1244'e tekrar ulaştım. Bir ara harcamıştım 4000'i. Ama ben o 4000'i başladığımdan beri biriktirdiğim elmastı. Yani düşünün bunlar kolay gelmediği için bunları da kaçırmamak gerekiyor. Ne gelmiş? Bu Ketras the Bull. Bakalım ismini bile yeni duyduğum bir karakter. Şimdi bir düşmana 20 seken hasar veriyor. Bu da şöyle. Eğer splash yazıyorsa düşmana verdiğiniz hasar şu anki büyü gücüyle benim bakın seçtiğim düşmana 20 vuracak ama üstündekine altındakine yarısı kadar daha vuracak. Eğer light splash deseydi 4'te 1'i, heavy splash deseydi 3, 4'te 3'ü kadar vuruyordu. Üstüne de saldırı gücü canı ve zırhının yarısını da ekliyormuş verdiği hasara. Yine etkili bir karakter görünüyor. Satenos vardı diye hatırlıyorum. Vahşi Kraliçe yoktu belki. Bir bakayım. Bakın bir düşmanın saldırı gücünü şu anki büyük gücünün 26'sını çalıyormuş. Ve de ona ne diyor? Onu benim bir ilk dostuma ver diyor. Orada çaldığım saldırı gücünü kendi ilk dostumuza veriyorsunuz. Ve de karışık olarak kuru kapı ve yeşil mana oluşturuyormuş 22 tane. Yine hoşuma giden bir karakter. Ve de diyor ki tüm Wild Folk türünden dostları varsa her sıra size geldiğinde onların saldırı gücünü 2-2 arttırıyormuş. Ve de bir dostu öldüğü zaman da kemik fırtınası başlatıyor. Yani bunları şimdi düşünüyorum. Bu böyle saldırı gücüne çok destek verecek bir karakter. Saldırı gücü üzerinden, kuru kafa saldırıları üzerinden bir takım yapıyorsanız orada çok etkili olabilir. Kemik fırtınası da başlattığı için bence düşünülebilir. Zulgut'u zaten yapmak istiyorum. Ama burada elmasımız ve ruhbanımız hazır olsa da bunlar zaten yine biriktirilebilir. Burada asıl olan büyük orklar. Şu an için bir tane üretebiliyordum sanırım Salforge'da ama
Daha da biriktirmeye çalışıyorum. Orplar tamam olduğu zaman tamamlayıp almak istediğim bir karakter. Doğrudan çünkü bir düşmanı istediğiniz düşmanı öldürüyorsunuz. Bayağı da bir etkileri var. Çok sağlam. Bunlar da önceden bir yeri olduğu için tutuyorum. Hatır ve scroll var. Bakalım bu da güzel kartlardan biri. Bütün yeşil manaları bakın kurt adama dönüştürme manalarına çeviriyor. Ve de tüm sarı manaları da büyük kırmızı kuru kafalara çeviriyor. Ve de eğer takımda boş yer varsa ya kış kurtunu ya da vargı çağırıyormuş. Yine bu da gelecekte edinmek istediğim kartlardan biri. Tabi bunu sandıklardan vesaire bulma ihtimalimiz olursa uğraşmayız, o da ayrı. Bir de Hatır Askendat var da bu da geçen hafta da vardı diye hatırlıyorum. Bu özel bir kart istiyor. Bu da yine sanırım şeyden geliyor arkadaşlar. Bu Vault'a girdiğiniz zaman Epic Vault olabilir, normal Vault olabilir. İşte Cedric'ten falan gelebilecek özel kartlardan sanırım. Bende bir tane varmış. Burada bakın 8 tane bu mavi orplardan, büyük orplardan ama majör diyor. Onlardan toplayabilirsem bu sağdaki kanatlarından anlıyorum majör olduğunu. 8 tane olursa işte bakın üretebiliyormuşum. Bende 5 tane eksikmiş. Üretirsem orp üretebiliyor muyum diye bakabiliriz hatta. Şu an burası tamam. Bir bakalım orptan ne kadar yapabiliyorum. Bakalım. Bakın mavi orptan ben bir tane daha yapabiliyorum büyükten. Ama şöyle bir şey var. Ben bunları büyük en büyük orkları beyaz ork yapmak için sakladığım için burada zaten kullanmıyorum. Tamamlasaydım bile 8'e harcamak istemem. Buradaki beyaz orgu üretmek istiyorum. Bunlar da her bir büyük orktan 3'er tane istiyor ve 10.000 saygı şey ruh puanı ama ruh puanı biriktirmek sorun değil. Büyük orkları biriktirmek mesele. Bir tane şu an yapabiliyorum. Yani 7 taneye daha ihtiyacım var. Tamamladığım zaman İşte 8 tane yapınca kısmetse onda bir kayıtta falan yaparız. Zulgut'u almak ve ona uygun güzel bir takımla artık iyice güçlenmek istiyoruz tabii ki. Şimdilik burası tamam. Bir de silahlara bakalım neler var diye. Şimdi ne var? Satenos'un gözü var. Bunlar önceden beri olan şeyler sanırım. Farklı gözüme çarpan ne var diye bakacağım. Diğer dünyanın asası diye bir şey görüyorum. Bir bakalım. Ne diyor? Seçtiğim düşmana 27 hasar veriyor şu anki büyük gücümle ve de her bir kara kutlu dostum için 6'şer hasar daha veriyor ve karışık olarak kahverengi ve mor mana üretiyor. Her bir kara kutlu dostum için 6'şer tane olmak üzere. Bir de kara kut kitabı var. Bu da mor manaları kaldırıyor. Kaldırınca manalar size gelmez arkadaşlar. Kayma eşleşmeden gelebilir. Seçtiğim düşmana şu anki büyük gücüyle 30 hasar veriyor ve ne kadar mana kaldırdıysam 3'te 1'i kadar da hasarı ekliyor. Eğer düşman kara kutluysa 2 katı vuruyor. Bakın burada Doomed silahlardan bir tanesi daha. Cauldron yani şey kazan. Bakıyorum bunu üretmek için benim ametistim eksikmiş. Kaç tane eksik diye bakıyorum. 1329 varmış bende. Burada 71 desek 871 eksik demek ki. Üretebiliyor muyum diye birazdan bakabilirim aslında ama bu doğumuz silahları işte biriktirmek lazım. Gelecekte çok ihtiyacınız olunca aramamak için. Şimdi tüm dostlarına 21 can veriyor şu anki büyü gücüyle ve de her bir artı 2 yükseltiminiz için ne yapıyormuş? Ekstra herhalde can falan verecek galiba. Ne diyor? Diğer dostlarına da 5 mana veriyormuş. Eğer düşman bir Doom'sa ki Doom haftası olabiliyor biliyorsunuz Doom kuleleri. Eğer bir duma vuruyorsanız da 4 tane daha oluşturuyor. Mana veriyor yani. Üstüne de her mor düşman için, mor manalı düşman için tüm dostlarına da 2 büyü gücü veriyormuş. Ya şimdi çok gerekli değil de gelecekte belki işimize yarar. Grasping Grimoire diye bir şey görüyorum. Bu da bir çeşit kitap. Seçtiğim düşmana şu anki büyük gücümün 32 vuruyor ve her bir mistik dostum için 6'şer daha ekliyor. Ve de karışık olarak sarı ve mor mana üretiyor. Her bir mistik dostum için 6'şer olmak üzere. Bu neymiş? Infernal Vault. Bir çeşit mızrak. Baltaya benziyor ama mızrak. Bir düşmana 32 hasar veriyor şu anki büyük gücümle. Eğer her bir şeytan türünden dostum için de 6'şer hasar daha ekliyor. Ve karışık olarak kırmızı ve mor mana üretiyor. Her bir şeytan türü için 6'şer olmak üzere. Farklı bir şey de görünmüyor. Onun dışında şeye bakacaktık. Şöyle bir geri gel. Bir bakayım.
Şöyle bir bakayım. 2200 demiştik. 800 küsür lazım demiştik. Bir kontrol edelim. Üretebiliyor muyuz? Yani almak için değil de şu an üretirsem kaç tane yapabiliyorum? Bir bakalım. 1060 üretebiliyorum. Mesela bakın bunu tamamlayabiliyorum ama tüm üretim parçalarımı harcıyorum. Ama çok gerekli görürsek işte yapabildiğimizi görüyoruz. Şuna bakalım. Şimdi bu doğumu da alma şansım var. Ama şunu da düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani bunu alacak mıyım yoksa çok istediğim bir doğumlu silah var mı? Varsa onun için malzememi bekletebilirim. O yüzden buna karar verirsem alırım. Şimdilik öyle bir kararım olmadığı için bekleteceğim. Burası da tamam. Şimdi kampanya kısmına gidelim. Bir de ona bakalım ve orayı da gösterelim yine. Tabii ben o evcil hayvanla uğraşırken biraz bir görev de ilerlemiş. Şimdi fark ettim. Şöyle bakalım. Şimdi burada yine söylüyorum her hafta 2 altın, 4 gümüş, 10 bronz, 16 görev geliyor. Bunları hemen yaparsanız bakın sağda artefakt var. Ben şimdi geçmişte 3 seviye çıkardığım için bakın sağ üstte burada görüyorsunuz. Ne veriyormuş? Bakın kalpte 0 diyor. Ama saldırı gücü bakın çapraz kılıç artı 3, zırh artı 10. Demek ki şu ana kadar saldırı gücümü 3 arttırmışım, zırhımı 10 arttırmışım. Bu hafta 4. seviyeye çıkarırsam 16 görevi hemen bugün bitirirsem bakın 2 de büyü gücü verecekmiş. İşte bunlar sizin takımınızdaki karakterlerinize doğrudan ekleniyor bu bonuslar. O yüzden bir an önce yapmanızda fayda var. Görevlerde dikkatimi çeken şu arkadaşlar. Bakın başta diyor ki Zulgut'u herhangi bir savaş içerisinde 5 kere yen diyor. Ancak bu haftaki özel madalya etkinliğinde Zulgut karşımıza çıkmayacak. Dolayısıyla Zulgut'u yenebilmemiz için çok oyunculuk kısmında takılmanız lazım ve 5 kere bulmanız lazım. Ve şunu söyleyeyim, eğer Zulgut karakterine sahipseniz savunma takımınıza Zulgut koyarak diğer insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bolca sizi seçeceklerdir. Sırf bu görevi yapabilmek için özellikle şu andan itibaren koyarsanız daha iyi olur. Çünkü ne kadar erken görevi bitirirlerse o kadar memnun olacaktır. Yani burada faydalı olabilirsiniz. Hem de güçlü bir takımı yaparsanız da belki siz kazanırsınız. Bir yandan da sizi yenenler olursa onlara da faydalı olur. Ama sırf yenilsin diye yapacaksanız da Zulgut'un yanına böyle zayıf bir iki karakter koyarak tamamlayabilirsiniz. O da size kalmış. Çünkü şu açıdan düşünebilirsiniz. Sizi yenen insanlar sizin panonuza intikam alınacak kişiler olarak düşecek. Dolayısıyla siz de onları daha sonra güçlü bir saldırı takımınızla yenerek ekstra saygınlık puanları da toplayabilirsiniz ve savunma barınız da ilerlediği için oradan da ekstra etkinlik anahtarına çabuk ulaşırsınız. Bakın mesela ben size az önce demiştim anahtarları boşa harcamayın. Bakın elmas anahtarını 5 kere kullan diyor mesela. İşte bu tarz anahtarlı görevler gelebilir. O yüzden kampanya kısmının görevleri bitmeden arkadaşlar yapmayın. Anahtarları kullanmayın boşuna. Mesela bakın burada 5 diyor. 5 tane elmas anahtarımı gideceğim, açacağım ve bu görevi direkt bitireceğim gibi. Bunun dışında da şu an söyleyeceğim bir şey yok ama bu görevlerden anlamadığınız bir şey olursa bana yorumları yazın arkadaşlar. Ben size açıklamasını yazacağım kısmet size. Mümkün olduğunca herkese cevap vermeye çalışıyorum. Onun dışında da ilk bakış videomuz bu kadar bu haftaya. Destek olmak isterseniz abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde kısmetse bu haftanın madalya etkinliğine gireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.